İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi karşımda Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Meral Özdemir var. Meral Hanım, hemen konuya gireceğim. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara siz dernek olarak ne diyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz bunları? Güneydoğu İş Kadınları Derneği olarak İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimiz diyoruz. Önce sözüme böyle başlamak isterim. Kadına yönelik şiddet düzenlenen 6.284 sayılı yasanın güvencesi İstanbul Sözleşmesi'dir. İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin de ilk imzacısı olması nedeniyle aslında son derece özel bir sözleşme. Sözleşme, kadına yönelik şiddetin, ev içi, ev dışı şiddetin üstesinden gelebilmek için toplumun tüm kesimlerinin ve devlet kurumlarını göreve çağıran bir sözleşme. Ve aynı zamanda kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırılmasını hedefleyen imzacı ülkelere bunu da dayatan bir sözleşme. Ancak sözleşme enteresan bir şekilde son günlerde sözleşmenin tamamını bütününü incelediğimizde içinde yer almayan konular ve maddeler üzerinden tartışmaya açıldı. Doğrusu bu da biz kadın kurumları, kadın örgütleri ve bir anlamda çalışma yürüten bütün kadın örgütleri olarak bizi endişelendiriyor, kaygılandırıyor. Peki şimdi baktığımız zaman itirazlara işte aileyi yıkar ya da toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı üzerinden de bir takım eleştiriler var. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Sözleşmeye baktığımız zaman aslında İstanbul Sözleşmesi şiddet, aile ile ilgili herhangi bir madde yok. Yani ailenin yıkımına neden olacak veya bunu gösterecek herhangi bir madde yok. Zaten enteresan olan da bu. Yani şiddetin kadına yönelik, sadece kadın değil aslında, belki onu toparlamam gerekiyor. Kadınlar, çocuklar, mülteciler, engelliler gibi toplumun bütün kesimlerine karşı şiddeti reddeden, şiddete karşı farkındalık yaratan ve topluma karşı şiddetin ortadan kalkması için çalışma yürüten ve bunu öğütleyen, yol gösteren imzacı ülkelere bu doğrultuda bu güven şemsiyesine işaret eden bir sözleşme. Dolayısıyla aile ile ilgili herhangi bir kavram yok. Dolayısıyla herhangi bir ayrım yapmaksızın toplumun bütün kesimlerine eşitlik ilkesini benimseten bir sözleşmenin bu yönde bir tartışmaya zemin olması, tartışma mecrasına çekilmesi doğrusu manidar buluyorum. Manidar buluyoruz dernek olarak. Tabii bir de şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne imzanın çekilmesi dahi gündeme getiriliyor. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekerse ne olur? Ne olur? Doğrusu ben bunu bizim ilk imzacısı olduğumuz bir sözleşmeden çekiliyor olmamız, üstelik baştan sona Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu süreci baştan sona takip eden bir siyasetçinin aslında şemsiyesi altında devam eden bir sözleşmeye bizim de imza koymamız ve sözleşmenin içerisinde yer almayan maddelerden dolayı çekilmemiz ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ben bunu Türkiye Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi Komitesi Brevio üyesi Profesör Doktor Sayın Aşkın Asan'ın sözleriyle aslında cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Diyor ki Sayın Asan, sözleşmenin feshi durumunda siyasal açıdan Avrupa Konseyi bünyesinde Türkiye'nin de temsil ettiği insan haklarına dayalı müktesebatta ciddi bir kopuş meydana gelecektir. Zannederim bu sorunuzu cevaplıyorum. Evet, gayet açık bir cevap. Kadına yönelik şiddet konusunda, daha doğrusu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda
Dünya Ekonomik Forumu 2020 cinsiyet sıralamasında Türkiye 153 ülke arasında 130. sıradayken bizim sözleşmeden çekilmek yerine aslında toplum bizim kadına yönelik şiddet ile mücadelede toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan bütüncül politikalar üreten bir ülke olması gerekiyor. Yani hükümetin, devletimizin bunu önüne koyması gerekiyor ki biz eşit bireyler olarak yasaların güvencesinde bize insan yaşamak için alan açan ve son derece özel bir sözleşmeden yararlanmış olalım. Peki İstanbul Sözleşmesi'nin bütün maddeleri hayata geçirilir ve uygulanırsa kadınlar için bu ne anlama gelir ve ülkemiz için ne anlama gelir? Az önce sıralamayı söyledim ya, 153. ülke sıralamasında 130. sıradayız. Sözleşme imzalanırsa bizim yasalarımızdan aslında kadını güvence altına alan şiddete yönelik yasalarımız var. Ancak uygulamada sıkıntılar var. Dolayısıyla sözleşmeden imzamızı çekmek yerine yasalarımızı daha iyileştirici, uygulanabilir, kadını çocuğu koruma altına alan, toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen, yani vatandaşı birey olarak gören ve zihinsel dönüşümü de bunu beraberinde getirecek, belki ilkokullarda müfredata artık girecek kadın ve erkek toplumun iki ayrı grubu ve eşit grubu şeklinde yürüyeceğimiz daha sağlıklı bir toplum inşa etmiş olacağız. Buna harcadığımız emeğimizi toplumsal refahın daha da yükselmesine harcamış olacağız, öyle değil mi? Kesinlikle bu sözlerinize katılmamak mümkün değil. Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Meral Özdemir bizimleydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler.